Selamlar herkese yeni bir video ile karşınızdayız. Biliyorsunuz geçtiğimiz videoda Arbitrum'un oyun projeleri için, oyun tarafındaki geliştiriciler ve yayıncılar için başlattığı hibe programının detaylarından bahsetmiştik. Yaklaşık 100 milyon dolarlık bir hibe programı vardı. Bu videoda da bu hibe programına nasıl başvuracağınızı ve başvururken nelere dikkat etmeniz gerektiğine bakacağız aslında ve tüm bu linkleri sizlerle de paylaşacağım. Gelecek videoda da gaming tarafında hibe alan bazı oyun projelerini inceleyeceğim. Bunları özellikle yapacağım ki hem sizlere örnek olması açısından hem de sizin elinizde bir proje varsa hala hazırda geliştirdiğiniz uyumlu mu değil mi bunu görebilmeniz nereden başlayacağınızı bilebilmeniz adına önemli olacağını düşünüyorum. Öncelikle şuradan başlamak istiyorum. Sizlere her zaman bahsettiğim gaming tarafında diğer alanlarda olsun Arbitrum her şeye oylamayla karar veriyor. Örneğin bahsettiğimiz Catalyst Gaming programının burada bir oylaması olmuş. 21 Mayıs 2024'de demişler ki böyle bir program yaptık. İşte detaylar burada. Ne oy veli Diyorsunuz. Burada oylamalar yapılmış ve buradaki oylamalara göre evet, hayır şeyine göre de bu programın açılıp açılmamasına karar veriyor. Çünkü buradaki bütçelerin hepsi Arbitrum tarafından çıkıyor. Arbitrum'un hazinesindeki bütçelerin hepsinin kararını da topluluk veriyor. Ve buradan evet kararı çıkarak bu program başladı veya ve şu an 108 milyon dolarlık bir hibe programı var. Bunların hepsi oyun projelerine. Önceki videoda belirttiğimiz gibi işte yayıncılara, geliştiricilere verilecek. Tabi burada belli şartlar da var. Ve bunların bütün de detayları da bu sayfada yazıyor. Bu sayfanın linkini de paylaşacağım size. Zaten önceki videoda belirtmiştik ama eğer başvuru yapacaksanız mutlaka bu sayfayı önce inceleyin. Çünkü bir programa başvuru yapacaksanız o programın vizyonunu, sizden ne beklediğini, bu programı açarkenki amacını, bu programa diğer kabul alanları neden kabul ettiğin iyi anlamınız lazım. O zaman başarılı olabilirsiniz. Çünkü şu çok önemli bir başvuruda sizden ne istenildiği ve sizin ne sağladığınız anahtar kilit uyumu gibi birbirine uyumlu olmalı. Bu uyum olmazsa başarı oranınız oldukça düşük olur. Ama yani bu uyum olursa da başarılı oranınız oldukça yüksek olur. Diyelim. Şimdi burada işte detaylardan bahsetmişler. Kim bunlar? Timler? işte KPI'ler neler? Neler var? Hepsinden her detaydan buradan bahsetmişler. Ve programla ilgili tüm detaylar burada yer alıyor. Bunların hepsine onun için bence mutlaka bakın. Tüm kaynaklarda yer alıyor. Bunun dışında bir tane de sunum var burada. Bu sunumu da yine sizlerle paylaşacağım. Bu Gaming Catalyst programının detayları Ile Program genel olarak da şu şey var. Yani size hibeyi veriyor ve 6 aylık bir roadmap istiyor sizden hibeyi vermeden önce. Yani bu hibeyi aldınız. Ne yapacaksınız kardeşim bu parayla gibi. Bunları sunmanız gerekiyor. Bunu da baştan söyleyeyim. Burada kendi roadmaplerini de yayınlamışlar. İşte investmentler, grantler ne amaçladıklarını. işte ekipten de bahsediliyor. Hibeyi verecek ekibi de bilmeniz oldukça önemli. Burada investment'ın kimlere verileceği de gösteriliyor. Yani burada tüm detaylar açıkçası var. İnceleme nasıl olacak? Bu çok önemlisi için. İşte project review proses dediğimiz tarafta. Nasıl gerçekleşecek inceleme? Buradaki kriterler neler olacak? Bütün detaylar burada yer alıyor. Yani bunların hepsine tek tek bakmanız oldukça önemli. Bunlar yine sizin başarılı yapmanız için önemli. Şu ana kadar mesela kaç başvuru gelmiş görebiliyorsunuz. 66 tane başvuru gelmiş toplam. Burada bunun dışında kendi program programla ilgili şeffaf olmak adına bu Ocak ayında bir var programın nasıl gittiğine dair de detayları burada sunuyorlar bunları linklerin hepsini bırak şimdi peki nasıl başvuracağım burada başvuru sayfası var bunun linkini de bırakacağım buraya isminizi yazıyorsunuz İşte detayları tek tek gireceksiniz mail adresinizi yazıyorsunuz mesela Kesler yazalım. Telegram. Project name. Ben örnek olsun diye yazıyorum. Soruları görelim diye. Projeniz hakkında bir iki cümle. İşte projenin founder'u kimse. LinkedIn profili. Biosu. Ya bunlar oldukça önemli. Yani şunu bilin. Buraya başvuru yapıyorsanız sizin docs yani kimlik bilgilerinizi vermeniz gerekiyor. Onun için hani benim tavsiyem LinkedIn'inizi paylaşmanız. LinkedIn'inizi paylaşın. Web sitenizi paylaşın. Projeniz şu an hangi aşama? Yani projenizin bu aşamalardan birinde olması lazım. Hangi aşamada bunu belirtmeniz lazım? Buradakilerden farklıysa adır diyebilirsiniz. Örneğin IDEA aşamasındaysa sorular bununla ilgili. Arbitrum'da inşa ediyor musunuz? Tabii ki en önemli soru bu. Çünkü projenizin Arbitrum'la ilişkili olup olmamasına bağlı hibe alıyorsunuz. Arbitrum'un size hibe verme nedeni projenizi Arbitrum altyapısı kullanarak geliştirmeniz, Arbitrum'a yeni bir proje getirmeniz, Arbitrum'daki üye sayılarını arttırmak ve benzeri. Projenizi nasıl tanımlarsınız? Oyun tarafında, arka tarafta bir geliştirici veya diğerleri. Buradan birini seçebiliyorsunuz. Burada projenizi tanımlayan şeyleri ya ben örnek olsun diye size hepsini yazıyorum. Projenizin bir demo videosu varsa bunu paylaşıyorsunuz. Yoksa geçebilirsiniz ama olması tabii ki önemli. Bir sunumunuzun olması önemli. Yine buraya sunum linkini bırakıyorsunuz. Ne bekliyorsunuz sport olarak? Burada birçok sport var. Grant, investment, teknik sport, marketing, community sport birçok şey var. Bunların da seçip başvurabilirsiniz. Daha önce bir para kazandınız mı bunu belirtiyorsunuz. Bir sürü soru var. Eğer kazandıysanız ne kadar kazandınız bunu belirtiyorsunuz. Ve ekstra bir şey belirtmek istiyorsanız ama tabii ki bunu baştan sağma yapmayın. Çok iyi de olduğunu. Eğer gerekirse bana da danışabilirsiniz. Elimden gelen her desteği sizlere vermeye hazırım. Ama öncelikle lütfen hani siz bu soruların hepsine bakmış ve bir cevabınız olmuş olsun. Doldurmadan önce her zaman bana danışırsanız ben de yardımcı olmaya çalışırım elimden geldiğince. Bu programla ilgili gelecek videoda daha önce grant alan projelerden bahsedeceğim. Bu da örnek olması açısından sizin için önemli olacak. Umarım video faydalı olmuştur. Umarım aramızdan çok başarılı projeler çıkar ve çıkacağına da inanıyorum. Ve videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı, beğenmeyi unutmayın. Gelecek videoda görüşmek üzere.